Attila İlhan'a ait bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Öncelikle bazı bilgilerimizi hatırlayalım. Ek eylemler dörde ayrılır. İdi, ek eylemin hikayesi, imiş rivayeti, ise şartı, dır eki de ek eylemin geniş zamanı olarak adlandırılır. Ek eylemin geniş zamanı olan dır eki, isim soylu sözcükleri yüklem yaptığında her şahısta farklı bir şekle bürünür. Bu cümlelerimizde yolcu sözcüğü yüklemdir ve bu yüklem aynı zamanda isim soylu bir sözcüktür. Arkadaşlar, isim soylu bir sözcük yüklem olmuşsa mutlaka ek eylem almıştır. Dolayısıyla bu sözcükteki bütün ekler aynı zamanda ek eylemdir. Gördüğünüz gibi o ve onlar dediğimiz üçüncü şahıslarda ek eylem şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ancak diğer şahıslarda bu ek eylem kendini sürekli değiştirir. Bu ek eylem birinci tekil şahısta ın, ikinci tekil şahısta sın ekine dönüşür. Birinci çoğul şahısta ız, ikinci çoğul şahısta sınız ekine dönüşür arkadaşlar. Ayrıca ek eylemlerin olumsuzu değil sözcüğüyle yapılır. Yani değil sözcüğü ek eylemlerin olumsuzu görevinde kullanılır. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Ek geniş zamanı. Arkadaşlar, sana göre değilim çirkinim ve kötüyüm sözcükleri isim soylu sözcüktür ve yüklem olmuştur. İsim soylu sözcükler yüklem olmuşsa mutlaka ek eylem almıştır. Buradaki -ım, -im ekleri ek eylemdir. Hiçbir ek benzemediği için ek eylemin geniş zamanıdır. Çünkü ek eylemin geniş zamanı her şahısta kendini değiştirir. Dolayısıyla burada ek geniş zamanı var. Bu nedenle bu seçeneği geçiyorum. Ek eylem almış birden çok sözcük Zaten onlar yüklem görevinde kullanılmıştı. Bu üç ifadede de ın dediğimiz ekler ek eylemin geniş zamanıdır ve ek eylem almış birden çok sözcük var. Dolayısıyla bunu da geçtim. Farklı görevlerde kullanılmış ek eylem. Arkadaşlar ek eylemlerin iki temel görevi vardır. Bunlardan birincisi şudur. Ek eylemler isim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapar. Zaten burada örneklerini gördük. Ek eylemlerin ikinci görevi de şudur. Ek eylemler fiillere gelerek onları birleşik çekimli yapar. Ancak bu dizelerdeki fiillerin hiçbirinde idi, imiş, ise veya dır dediğimiz ek eylemler yok. Bu nedenle bizim cevabımız C seçeneği olur. Çünkü ek eylem bu dizelerde sadece ismi yüklem yapma görevinde kullanılmıştır. Diğer seçeneklerimize bakalım. Ek eylemin olumsuzu arkadaşlar burada geçen değil sözcüğü ek eylemin olumsuz görevindedir. Dolayısıyla bunu da geçtik. Ek eylem olarak yüklem olmuş adlaşmış sıfat. Arkadaşlar kötü ve çirkin sözcükleri adlaşmış sıfattır. Kötüyüm, kötü insanım, çirkinim, çirkin insanım. Adlaşmış sıfatları iki sözcüğe çevirdiğimizde ortaya bir sıfat tamlaması çıkar. Gördüğünüz gibi bu iki ifade de adlaşmış sıfattır ve bunlar ek eylem olarak yüklem olmuştur. Bunu da geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.